Bedia o Leyliye'den sonra birkaç gün hasta yattı. O birkaç gün içinde Mail bir gece yarısından sonra gelmişse de Bedia onu yüzlemeye kendinde iktidar bulamıyordu. Onu yüzledikten sonra artık onunla oturmamak lazım gelir diyordu. Ondan vazgeçmeye ise kendinde kuvvet bulamıyordu. Zira seviyordu o kadar hiyaneti, o bilezikler rezaletiyle beraber yine onu sevmekte olduğunu görüyordu. Bir çengiyi memnun etmek için sevcesinin bileziklerini her gece birçok erkeklerin karşısında salınan, kırıtan kollarda o kadar erkekleri nice heva perestane, zevk düşkünlerine nuaruz bulundurmaktan çekinmeyen adamın dena etini, alçaklığını, anladığı halde yine ondan soğuyamadığına taaccup ediyordu. Keşke bu bilezikleri satıp parasıyla bir şey alarak vereydi de nice senelerden beri taşıdığım zavallı bileziklerimi öyle bir alemi levs ve çirkaba, pislik ve çirkeflik dünyasına atmayaydı. Ah buna o kendisi tahammül edememeliydi diye söyleniyordu. Pederlerinden kalıp satılığa çıkarılmış olan çiftlikte satılmış Bedia'ya bin lira kadar bir hisse düşmüştü. Bedia bunun birazını hane mesarefine harcadığı gibi bir ailesini de Şemi'ye ikraz eylemişti. Borç vermişti. Şemi kendi hissesini tükettiği için Bedia'dan istikraz eylemişti. Borç almıştı. Vedia'nın 500 lira kadar şemiyi de alacağı vardı. Fakat evvelden beri bu kardeşlerin ayrı ve gayrıları yoktu. Şemi ondan 500 lira borç almışsa kendisi de o vakte kadar Bedia için onun birkaç mislini harcamaktan çekinmemişti. Muayilin bir yüzbaşı olması cihetiyle hane idaresi zaten Bedia'nın hazır paralarıyla oluyordu. Bedia'nın ut taallüm ettiği usta da Musevi idi. Nauma ile bir mahallede oturuyorlardı. Komşuydular. Usta dayanamayıp Mail'in bütün geceleri Helvila'nın yanında geçirdiğini, bulduğunu, onlara taşıdığını Bedia'ya söyledi. Bedia biliyorum, hepsini biliyorum diye cevap verince usta, o halde ne duruyorsun, bu adamın yakasını toplasana, böyle haline bırakılır mı diye söyleniyordu. Bedia acı bir tebessümle mukabelede bulundu. Ne yapacak, Musevi mahallesine gidip de Nauma'nın evinden o kadar erkeklerin evet Nauma'nın hanesine devam eden o kadar erkeklerin heva perestanenin içinden yakasından tutup da sürükleyecek değildi ya. Bir sene müddet bu minval üzere geçti. Yine verilen bir leyliyeye gitmesi için hane sahibi tarafından bedaya ısrar olunuyordu. Leyliye'ye getirilecek sazın yine Nama'nın takımı olması korkusu onlara tesadüf mülahazasıyla, düşüncesiyle Bedia gitmek istemiyordu. Lakin çok ısrarla işi anlatmak da istemiyordu. Nihayet mecburen gitti. Evet yine idi. Artık mesele pek şai olmuş. Duyulmuş. Mail'in Helvila'nın yanından ayrılmak istememesi cihetiyle herkes o münasebeti öğrenmiş. Bu mesele dillere destan olmuş olduğundan Helvila bedayı görünce bozuldu. Lakin bu bozuluş renginin uçmasını görmekle anlaşılmak mümkün olamazdı. Zira haylice kalın sürülmüş olan beyaz boya o tende husule gelecek asarı teessürü etkilenme belirtilerine Tebeddülü göstermeye müsait değildi. Ancak dane tereddütle nazarı dudaklarının vaziyeti bunu ifham ediyordu, bildiriyordu. Hatta bir aralık hiçbir şeyden utanmamaya, sıkılmamaya alışmış olan bu kızın elleri bile titredi. Bedia mümkün olduğu kadar aldırmamaya, teessürünü belli etmemeye çalışıyor ve mihnete, helecana alışmaya başladığından bu tedbirinde muvaffak da oluyordu. Onun bu vazifesiz görünüşü öyle hiç aldırmayışı Elvila'yı sanki eziyordu. Bir fasıl arası tepsilerle şekerlemeler ve yemişler çıkmıştı. O aralık Bediada bir nefes alma ihtiyaç mesleğilediğinden midesinde rahatsızlık olduğu için yiyeme içinden bahisle K.A.'nın ta öbür ucundaki odada bir sigara yaktı. Sedirin üzerine yaslandı. Oradaki sükunetle ferahlamak istiyordu. Sigarasını bir iki nefes çekmişti ki yavaş bir ayak pıtırtısı geliyordu. O ne? Elvila geliyordu. Vedia'nın yüreği çarpmaya başladı lakin olanca kuvvetiyle kendisini zapta çalışıyordu. Biraz istirahat bulmak, hele canını dindirmek için geldi. şu mahalle inzivaya Asıl bayisi helecanı olan mahluk girmişti. ile bir müddet bir şey söyleyemedi. Nihayet Bedia'ya takarüple başını önüne eğmiş olduğu halde yavaş sesle ''Sitti Bedia, beni affeylemenizi rica ederim.'' dedi. Bedia bila fitur. Aldırışsızca ''Neden dolayı?'' ''Herkesin bildiği gibi elbet sizin de bildiğiniz şeyden dolayı. Sitti.'' Bizim gibi sanatkar olanlar sizin kadrinizi takdir eyleyeceğinden, size karşı lazım gelen riayeti kusur etmemek hususunda borçlu olduğumuzu bilmez değilim. Bedia, Helvila'nın sözünü keserek. Sanatkar dediğiniz kimler oluyor? Siz de kendinizi sanatkarlar sınıfına mı koyuyorsunuz? Valideniz için anlarım, evet. Lakin siz, o oh, Helvila, hoplamak, kırıtmak ile de sanatkar olunur muymuş Helvila? Hadi dediğiniz gibi ben de yalnız bir sanatkar kızı olayım. Herhalde size karşı lazım gelen hürmet ve riayeti takdir edemeyen bir kimse değilim. Eğer mesele yalnız para çarpmak, gönül avlamak olsaydı iyi biliniz ki bunun için erkekler çok. Hem de benim için ne kadar çok olduğunu bilirsiniz. O cihetlerden yana sizin zevcinizi zapta, onu baştan çıkarmaya asla kalkışmazdım. Onu reddetmek için elimden geleni diri etmezdim.'' fakat sitti fakat. Helvi ile ağlar gibi bir sesle sözüne devam ederek başka sebep var. Affınıza layık bir mazeret var. Bediye'nin asla sormaya tenezzül etmeyip sükutta devamını görmekle Helvi ile ayakları yanına diz çökerek seviyorum dedi. Bediye gülmeye başladı. Helvi ile niçin gülüyorsunuz sitti Bediye? Sizin gibi bir sanatkara, sizin gibi şayanı ihtiram Saygıdeğer bir kadına karşı bulunduğum hal ve hareket beni tazip ediyor, üzüyor. Senelerden beri sizi gördüğümde hakkınızda muhabbet ve hürmet hisseylediğim, sanatınıza terbiyenize karşı daima bir mecrubiyet, hayranlık gördüğüm halde bugün sizin bedbahtlığınıza sebep olmak, sizin sevdiğinizi yanınızdan alıp pek çok zamanlarınızı ondan ayrı geçirtmek, Oh, bunların hiçbiri size karşı olan ihtiramıma muvafık halattan olmadığı için bu kabahatlerimin mecburiyeti aşk ve sevda ile olduğunu söyleyerek tarafınızdan şayanı merhamet görülmek istiyorum. Bediye acı bir tebessümle. Zavallı Helvila, sen herkese aldanmak, size aldanmayı kendilerine bir zevk buldukları için aldanan yuruhi sefahat perestanı, zevk ve eğlence düşkünlerini, kandırmak gibi midir sanıyorsun? Seviyorsun öyle mi? Ha? Tuhaf. Siz insan sever misiniz? Siz bir adamın zatına şahsına olunan muhabbet nedir onu bilir misiniz? Siz aşktan muhabbetten anlar mısınız? Zavallı. Eğer öyle olsa kalpleriniz öyle binlerce aşk ve sevdalarla dola dola çatlamış, parçalanmış, fersudeleşmiş, yıpranmış, lime lime olmuş bulunur da burada bir testinin su tutamaması gibi şimdi de mailin muhabbetini tutacak yer bulmaz. Halbuki sizin yürekleriniz pek sağlam ve pek katı olduğu görülüyor. Aşk ve muhabbet bir kere dahi girmiş olduğu kalbi ne hale getirdiğini siz bilmezsiniz. Siz hicranın, hıyanetin, öyle kalpleri açacağı yaraların sızılarını hiç hissetmemişsinizdir. Siz ancak öyle kalpleri yaralamayabilirsiniz. İşte siz bu işin sanatkarısınız bir kaçınıza birden ve muhabbette bulunduğunuz, bir çoğunu birden edindiğiniz, aşıklarınızın sizi terk eylemelerinden dolayı yüreğinizde bir tesir duymadığınız gibi soyup yiyip bitirdikten sonra onları def ve tart eylemek, uzaklaştırmak ve kovmak için de o zaman onlar hakkında bir hissi merhamet dahi duymazsınız. Nerede kaldı aşk ve muhabbet nedir bilesiniz? Siz aşıklarınızı yalnız para ve mallarını alarak soymakla bırakmazsınız. Artık soyulacak paraları pulları kalmayınca onları namus ve haysiyet denilen fezailden, erdemlerden dahi tecrit edersiniz, ayırırsınız. Onları dolandırıcılığa, düzenbazlığa, sirkate, hırsızlığa kadar isal eylersiniz, götürürsünüz. Helviyle mosmor kesilerek. Oh sitti, bu hakaret çoktur. Evet, sizin daima bileğinize taşıyıp herkesin tanıdığı bilezikleri kabul etmekle kabahat etmiş olduğumu anlıyorum. Lakin bu bileziklerin bence makbul olması bir tamah, açgözlülük, eseri olmayıp ancak kendisini sevdiğim bir adam tarafından verilmiş olmasındandır. Daha ilerisini düşünmeyerek takılmıştım. Lakin görüyorsunuz ya, üzerimdeki mücevherlerin fiyatça en adisi bu bileziklerdir.'' Benim daha ne kadar elmaslarım olduğunu biliyorsunuz. Takındıkça üzerimde görüyorsunuz. Soymak kazanmak için zevciğiniz sahil aşıklarımın yanında hiç kalır. Onunla geçirdiğim zamanlar kazanç vermez. Ziyanıma mucip olur. Zira o vaktimi birçok zenginleri soymaya verebilirim. Bu hususta validemin ne kadar duçarı itabı olduğumu, azarını işittiğimi bilseniz. Lakin her günüm, her saatim onların emriyle hareket onlar için kazanmaya münhasır olduğu halde bazı saatlerimi de kendi gönlümün hevesine, mecburiyetine verme hakkım bulunduğunu ona söylüyorum. Sitti. Zanneder misin ki her gece her gün böyle hoplayan, zorla gülen, çağıran işveler, cilveler gösteren bu vücut bazı yorgunluk duymasın? Bir sükunet, bir istirahat için bazı defalar içi titremesin? Mahzun ve müketler olduğum düşünmek dinlenmek istediğim zamanda, cebren kahkahalar atmak, yatmak, uyumak istediğim vakit, sabahlara kadar şarkı çağırmak, oynamak, işret dağıtmak, hoşlanmadığım, beğenmediğim bir erkeğin mahaza parayı çok vermesi cihetiyle keyfini hizmet etmek, fakat bunların hepsi kazanmak, geçinmek, dul validemi benim küçüklerim olan yetim kardeşlerimi beslemek için değil midir? Bedia ekşi bir yüzle. Oh bedbaht. Yalnız böyle mi geçinilir? Yalnız böyle mi kazanılır? Siddi Bediya, validem bizi bundan başka türlü büyütmemiştir. O beni bu ana kadar beslediği, geçindirdiği için benim de şimdi kendisine muavenette bulunmaklığım elzemdir. Başka türlü ne yapılabilirdi? Dul bir kadın üç çocuğuyla sefil kalırsa ona koca bulmak kolay mıdır? Kadın kazanmaya mecbur olduğundaysa annelerinden Gamzelerinden başka satacak ne sermaye ve meta bulabilir. Bohçacılık da edilir. Dikiş de dikilir. Çamaşıra da gidilir. Oh o işlere giderken çocuklarına cebine mi doldursun? Hem de ne zayıf kazanç. O kadar parayla dört can beslenebilir mi? Halbuki validen bize bakıcı da tutmuş. Bizi mektebe de vermiş. Biraz olsun okuyup yazabiliyoruz. İyi ya validen de okuma yazmak bilir. Evinize o kadar erkekleri dolduracağınızda Civarınızdaki komşularınızın çocuklarını okuma öğretmek için hanenize ders de veremez miydiniz? Ne kadar acayip söylüyorsunuz ya Sitti. Kaç kişi bize çocuğunu gönderir? Bunlar kaç para verebilir? Kapı kapı ekmek yerine çocuk mu dilenelim? Erkeklerse o büyük çocuklarsa kendileri koşarak gelirler. Avuç avuç paralar, elmaslar verirler. Vedia bu sözlerden titredi. Elvi ile kadınların kazanmaya mecbur ettiğini pek dehşetli tasvir eylemişti. Kendisinin de paraları tükenmekte olduğundan belki pek az bir müddet sonra muhtaç kalacaktı. Mail kendisini terk edecek olursa ne hale geleceğini düşünüyordu. Şemi hatırına geldi. Elvila'ya dedi ki, ''Size muavenet edecek erkekten hiçbir akrabanız yok muydu?'' ''Dayım var, amcam var. Amcam zaten muhtaç. Kazandığı ile kendi ailesini idare edemiyor. Şimdi biz ona da muavenet ediyoruz. Dayımın karısı çok bedhuy.'' kötü huylu. Valideme pek hakaret etti. Dayım da zevcesinin hatırı için bizi hanesinden tard etti. Kömürsüz kaldığımız bir kış gecesinde bir sepet kömür için müracaat ettik. Aç kaldığımız bir günde bir ekmek istedik. Kapıyı bile açmadılar. Lakin şimdi bizimle pek iyidirler. Dayım validemden biraz para koparmak, bazı hediyeler almak için gelip dalkavukluk eder. Yengem düğünlerde benim çantamı, paltomu taşır. Anlıyor musun Sitti? Muavenet insaniyet denilen şeylere müracaat etmeksizin biz de bu yola sapmadık. Teseül, dilenme derecesine varan ricalarımıza, istirhamlarımıza bir para veren olmadı. Validemin bir mavalına, şarkısına, taksimine, bir göz sözüşüne, dudak büküşüne altınlar saçıldı. Yine ayet ola, -dan başka sözlerini işitmediğimiz ağızlardan, mal mülküm Senindir Emre sözleri yağıyordu. Çal çal söyle bir daha söyle diye bağırışıyorlardı. Siz erkekleri soyduğumuzu onları fena teşvik eylediğimizi söylüyorsunuz. Bunu erkekler böyle istediği için işte biz de şimdi onları ya soyuyoruz. Bu yolda onlar biz teşvik eyledi. Bize paralarını saçmak için koştukları kadar eğer ağlayanlara, inleyenlere, muhtacı muavenet olanlara, hayır için, sevap için, insaniyet için, Koşmuş olsalar belki bizim gibilerine nadiren tesadüf olunurdu. Gün oldu ki ufak kardeşlerimin biri validemin kucağında, biri benim arkamda yüklü olduğu halde, soğuktan dolmuş olan avucum sabahtan akşama kadar açık durduğu halde içine bir onluk yahut beşlik bile düşmediği oldu. Aldığımız zamanlarsa iki onluk, üç onluk. Bu dört can için muhafazayı hayata bile kifayet edecek derece değildi. Daha 11 yaşındayken elimde tıngırdattığım defi kaldırdığım zaman içerisi beşlikler ama gümüş beşlikler, mecidiyeler ile doluyordu. Bir hoplamama, bir mama karşı alnıma altınlar yapışıyordu. Bu paralarla biz etler, tavuklar, börekler, baklavalar yedikten sonra çocuklara dadı bile tuttuk. Oh şimdi guvernantları, mürebbiyeleri bile var. Yiyecek entarimiz kalmadığı zaman bir eski entari edinmek için validem ne kadar yeri müracaat etti de ne kadar güçlükle edinebildi. Bugün benim için karılarının çekmecesinden elmaslarını çalıp getiriyorlar. İşte sitti. İffet dahilinde dilenmekle bu surette kazanmak. Biz her ikisinde gördük. Vediye kaşlarını çatarak. Fakat dilenmek bir meskenettir. Tembelliktir. İffet dairesinde kazanmalı. O türlü kazanmak için her nasıl çalıştıksa doyacak, yiyecek, ısınacak kadar bir şey kazanamadık. Elvila kendi günahkarlığını, seyyi atini, kötülüklerini örtmek için deminden beri döktüğün felsefe kırıntılarını vaka şairane tasvir ve tarif ediyorsun. Lakin sen bunları yine senin hal ve mevkinde bulunup da kendilerine medar-ı bulmak isteyenleri kabul ettirebilirsin.'' Sefalet açlık ve sefalet zenginlik hususunda o kadar çene yorduğun, o kadar tavsiyelata ayrıntılı açıklamaya giriştiğin halde iffet hakkında pek ehemmiyetsiz davranarak geçiyorsun. Ehli iffet için bu böyle değildir. Onlar iffetlerinin muhafazası uğrunda senin dediğin açlık ve çıplaklıktan değil ölümden bile korkmazlar, çekinmezler. Muhafazayı hayattan bahsediyorsun. Onlar iffetlerinin muhafazası kabil, olamayacaksa hayatlarının muhafazasını da istemezler. Onlar iffetsiz bir hayat istemezler. İffet dahilinde kazanılmayacak olan altınlara, elmaslara birer tekme vururlar. Onlara bedel kuru ekmeği kanaat ederler. Açlıktan ölmeye, soğuktan donmaya da razı olurlar. Onlar iffetten aldıkları lezzeti, afif kalmakla olan tefahurlarını hiçbir şeyde bulamayacaklarını bilirler. Sizin iş ve bazane çiğini cebinlerinizi, alın kırışıklıklarınızı, mesane nazarlarınızı satarak edindiğiniz elmaslar ve ipekli libaslarla tezeyyününüz, süslemeniz, iffetin tezyin eylediği alınlar, çehreler yanında hiç kalır. Keşke hiç kalsa. O letafete, o nuraniyete karşı simsiyah kalır. ile bu sözlerle bedanın kendisine olan tefe, hüfekünden üstünlüğünden ezildi. Bedia devam ediyordu. Vicdan denilen bir şey vardır Helvila. O böyle senin verdiğin gibi hüküm vermez. Namus kerane, yenilen bir kuru ekmeğin lezzeti, o senin dediğin tavukların, baklava böreklerinin hiçbirinde bulunmaz. Helvila titrek bir sesle: Sitti, sitti diyordu. Bedia Kemali ciddiyetle sözüne devam ederek bu gece ne sebebe mebni dayanarak bu kıla kırdığı açtığını benden bu sözleri niçin istediğini bilemem. Eğer maksadın bana nispet vermek ise bu maksadının pek tesirsiz kalacağını sana haber vereyim. Helvila mütevaziyane hayır sitti bedia, sizin beni gördüğünüzde asla aldırmayıp ses çıkarmamanız, sabrınız, tahammülünüz bana söz atmaya falan kalkışmamanız beni eziyordu. Evet, itiraf edelim ki size evvelden beri bir ihtiramım, sanatınıza bir meftuniyetim vardı. Size karşı olan hareketimin muhabbetin bir kuvveyi mucburesiyle, zorlayıcı kuvvetiyle olup ihanet eylemek istediğimden olmadığını temin etmek istedim. Bilirsiniz ya Sitti'yi avuç dolusu altınları defaten dahi almakta olan benim gibi bir kimseye sizin zevciğinizi soymak hiç gelir. Beni ona meclub eden, meftun eden parası değil gözleridir. Ah o güzel gözleri. Bediye sapsarı kesilmiş olduğu halde cebrin nefse gayretle. Onun da sizi sevdiği malum. Zira zamanı benimle geçirmeyip size gidiyor. Demek ki sizi seviyor. Beni sizin için yalnız bırakıyor. Beni size değişiyor. Madem ki siz de onu bu kadar seviyorsunuz, onu bütün bütün size terk etmekte bir güçlük yoktur. Zira ben onu sevmiyorum. Bedia bu sözü söylemek için gönlüne ne kadar cevretmişti. Yüreği adeta acımakta ve şiddetli çarpıntılarıyla onun yalan söylediğini ilana çalışmaktaydı. Helvi ile şaşkın şaşkın bakıyordu. Arkasını mermer duvara dayayıp eliyle sedefli koltuğa tutundu. Yemişler yenildikten sonra Naüm'a başlamış olduğu fasıldan oyun havalarına girişmiş. Helvila ortada görülmediğinden herkes teacup ediyor. Helvila, Helvila sedaları Kaan'ın mermer duvarlarına aksederek ortalığı çınlatıyordu. Bedia seni çağırıyorlar, işitmiyor musun Helvila diye bağırıyorlar dedi. Helvila yerinden kımıldamıyordu, göz kapakları aşağı sarkmış, bila hareket duruyordu. Bedia kalkıp K.A.'ya çıktı. Sedirin üzerine yerleştikten sonra Helvila diye bağırışanlara eliyle içeri odayı gösterip Helvili orada dedi. Nauma kırmızı olmuş kızının böyle bila vakit gaybubet eylemesine hiddetleniyordu. Sıkıntısından yüzünden terler döküyor birçok işler odaya koşuştular. Elvira'nın kimi fistanın ucundan, kimi elinden tutmuş, kimi kolundan uçurur gibi bir halde sedire çıkardılar. Elvira havada yüzüyormuş olmuş gibi bir vaziyetle kollarını iki tarafa dalgalandırıp başını arkaya doğru eğerek belini kırarak raksa başladı. Sanki yüzüyor uçuyordu. Yine o handeler, mestane bakışlar, nazlı edalar deminki haleti esürden eser bile kalmamıştı. Bedia müteaciye bane... Şaşkınca bakıyordu. Demek ki teessür mü sahte yoksa bu şimdiki neşe mi sahte diyordu. Bedia ertesi gece gamhanesinde eli şakağında oturuyordu. Hizmetçi akşamı avdet etmek kavliyle validesinin hanesine gitmiş olduğu halde o akşam avdet etmemişti. Bedia ömründe ilk defa olarak bir hanede yalnız kalıyordu rüzgar bir kiremit oynatsa titriyor. Kendi kendisine yüreği hopluyor. Duvarlarda mahup bir şey görecekmiş gibi etrafına bakamıyordu. Yalnız ağlıyordu. Pek nadir gelen Mahil'in o gece gelivermesini arzu ediyordu. Saat altıyı buldu. Mahil de geldi. Ama ne geliş. Sarhoş mu, mecnun mu? Tefriki. Ayırt etmesi müşkül. Yumruklarını sıkarak, dişlerini gıcırdatarak. Sen ha sen benim hakkımda öyle söyleyesin diye Bedia'ya gıcılıyordu. Bedia ne olduğunu anlayamıyordu. O muttasıl onu tepelemek, onu parçalamak, didiklemek istiyordu. Beni sevmiyorsun öyle mi? Beni istemiyorsun. Beni terk edeceksin öyle mi? Deyince Bedia işi anladı. Bu tekmenin nereden geldiğini çaktı. Mağil yumruklarla ezmeye doyamıyordu. Tabancayı çekmiş titrek eliyle tetiğini kaldırmaya çalışıyordu. Ayakta durmaya bile mecali olmayıp sallandığından her yumruğunu rast getiremediği gibi tabancanın tetiğini bulmakta dahi zahmet çekiyordu. Vedia işin dehşetini görmekle önünü almak üzere. Fakat kim demiş beyim? Bu lakırdıları kim söylemiş? Ben çıldırdım mı ki böyle sözler söyleyeyim dedi. Mail şaşaladı. Vedia evet bu yalanı kim söylemiş? Bu iftirayı bana kim etmişse onu bana söyleyiniz sizin yanınızda yüzleşeyim. Demek bu benim fenalığımı isteyen bir düşman imiş diyordu ve kim söylediğini bu sözü kimden işittiğini söylemesi için Mail'i tazdik ediyordu. Mail sıkılmaya başladı. Elbile söyledi. Diyemiyordu. O halde onunla olan münasebetini itiraf etmiş olacaktı. Bu cihetle yumuşayıp sızdı. ise hiç bu vakadan bahsetmedi. Elbilan'ın nasıl tezbiratlar Yalan dolanlar ile bu evi barkı yıkmak, bu karı kocayı ayırmak istediğini Bediye anlıyordu. Lakin ondan ziyade ona bu selayeti, bu iktidarı vermiş olan zevciğine güceniyordu. Metresine onu sevmediğini söylemesi, mailin bu kadar canını sıktığını görünce memnun oldu. Bu, ben onu sevmiyorum demesiyle Mahil'den hep intikamını almış gibi geliyordu. Onlar onu ağlatmak, sızlatmak istedikleri halde o bu suretle haysiyetini muhafaza eylediğinden mahsus, hoşnut oluyordu. Bedia düşünüyordu ki kendisini sevmediğini, metresine söylediğine acaba niçin mail bu kadar hiddet etmiş? Acaba bir kadın tarafından sevilmemek ona zül geldiği bahusuz bu sözün metresinin yanında söylendiği için mi? Yoksa Bedia'nın onu sevmeyip terk etmesi için mi? Pekala, Nail onu sevmediği, onu Helvila için yalnız bıraktığı giryan, ağlayan ve perişan eylediği halde bu sözden için müteessir oluyordu? Bedia buralarını halledemiyordu. Bedia lisanı istediği gibi kullanıyorsa da gönlünü de öyle istediği gibi idareye muvaffak olamıyordu. Onunla güleşmesinde güreşmesinde gönlü ona işler açıyordu fikriyle gönlünün mevkii cenk ve cidalı savaş alanı olan o vücut harap ve perişan oluyordu öksürük nöbet baygınlık onu iki muhasımın düşmanın yek diğerine olan hücum savleti dilirane ve sebatkaraneleri sabırla ve yiğitçe yapılan saldırıları uğrunda enkazı yerlere serilen kale gibi yatağa deviriyor. O firaşı gam gedeye, keder yatağına serilmiş olan vücudu mihnetzeye de eziye çekmiş beden o harabede güleşen, boğuşan iki muharipten, savaşçıdan, gönlünün parçalanması, mahvolması intizarında beklentisinde, temenniyatında bulunuyor. Şu mücadele, şu muharekeden, vuruşmadan, akan kanlara sanki o zavallı bedbahtın ağzı bir mecra olmuştu. Hiçbir tabibe de müracaat etmiyordu. Mendillerini boyayan kanları gördükçe ölmek, mahvolmak, yerle yeksan olmak, gönlünün kendisine hakimiyetini, galibiyetini görmekten evla daha iyi olduğuna hükmeyliyordu. Yalnızlıkta, sükunete bir mezarı andıran odasında yatağında enisi yeganesi tek dostu Udu'ydu. Onu çalmaya hali olmadığı zamanlarda ah beni yalnız sen anlarsın. Benim için yalnız sen inlersin. Beni yalnız sen beklersin diyerek onu okşardı. Haftada iki gün olan meş günleri yine ustası geliyordu. Çalamadığı meşke mecal bulamadığı günler ustaya çaldırıp dinliyordu. 50 yaşında kadar olan bu usta Y familyalar nezdinde iffet perverlikle şöhret bulmuş olduğundan pek çok haremlere meşk için gidiyordu. Bu adam şakirtleri için pek de hakikatliydi. Bedia'nın o hali onun ciğerlerini parçalıyor gibi oluyordu. Naoma ile komşu olduklarından daima bir gazino gibi işleyen o haneye ye bazı leyliyeler için Naumayı tutmak üzere giderdi. Mailin orada halini gördü. Şakirdinin zevcine pek çok defalar nasihatler vermiş olduğu gibi Bedia'nın o hasta halinde yine bir gece Naumanın hanesine gittiğinde minderin üzerinde oturup eline ut ile pek acemi olarak hoppalı havalardan birini çalmakta olan Helvila'nın yanı başında oturan Mailin fesini fırlatmış Frank gömleğinin yakasını sökmüş perişan bir halle ömrüm varım çal ah ne de güzel çalıyorsun dediğini görünce fena halde hiddetlendi. Zaten sanatkar adama o kadar bayağı çalınan bir udun takdir olunmasını görmek bir hiddet getirmişti. Yeğenin gözleri önüne Bediha'nın udu onun bir zamandan beri olan hasta hali geldi. Gayri kendini zapt edemedi mailin kolundan tuttu. Gel buraya sana söyleyeceğim var. Biraz dışarı gel diyordu. Mahil hadi buna gençlerin zevkini bozma çekil diyordu. Ye onu kolundan tutup sürükleyerek bedanın yatağı dibine götürmek. Mahil'e ut dinlemekten hoşlanıyorsan bari bir bilenden dinle demek istiyordu. Lakin mail yerinden kımıldamıyordu. ile. Validesiyle beraber şarkı söylediğinden ve kanunla nağma şarkı çağırırken bazı vakitler Leyliler'de dahi Helvi'yle validesine refakat ettiğinden usulünde şarkı söylemeyi bilirdi. Nağma kızına talim etmişti. Kendisindeki güzel sedayı, o istidadı, musikiyi kızına nakle müktedir değildi. Bu talimle değil ancak istidadı tabi, doğal yetenek olacak şeydi. O kadar talimle beraber Helvila için maval okumak mümkün olmayıp ancak bazı vakitler şarkı çağırmakta da validesine refakat ederdi. İşte Helvila o akşamda muntazam besteyle söylediği şarkıyı çağırırken ancak durak yerleriyle birkaç mahalde uttan perdeye vurarak söylüyordu. Bu halde beste tam çalınmış oluyordu. Lakin herkes Udi yeğeni değil ki onun bu noktasına baksın. Helvila tegane ediyor. Elinde bir ut var. Gözlerini süzüyor kaşlarıyla, nigahlarıyla türlü türlü fesat karıştırıyor. Ağzıyla neler yapıyor. İşte onlara lazım olan bu. Yeğme aile oradan Helvila'nın yanından ayırıp Bedia'nın yatağı yanına atmak istiyordu. Saatin altı olduğuna bakmıyordu. Lakin Mail onu yakaladı, kolu silkelerek kendini kurtarıyordu. Helvila bu mücadelenin neden dolayı olduğunu sezdi hemen elindeki udu Mail'e vererek Hadi Seydi Mail Hat mendili Hut mendile diyerek Kemal'i neşe ile oynamaya başladı. Mail Helvila'nın emrettiği havayı çalıyor. Helvila da elindeki dantelalı mendili havada savurarak ve Mail'in önüne geldikçe gözlerini Mail'in gözü gözleri içine dikip türlü türlü nameler yaparak Mendili Ahmer bir hoşi Mendili ebyaz yasemini, hat mendili, hut mendili diyerek çağırıyordu. Mail'e ut talim etmiş olan da yeğidi eğilip Mail'in kulağına dedi ki Sen burada böyle eğlenip dururken yatak içinde inleyen bir zavallıyı düşünmüyor musun? Mail kulağını yeğenin ağzından kurtarmak için başını öbür tarafa çekerek Ey keyfimi bozma dedi. Yeğe bedanın yanına gittiği bir günde yine mailin biraz yakası toplanmasını nasihat etti. Geçen akşam bana o kadar hiddet geldi ki hemen sürükleyip getirmek istedim. Lakin bunu yapacağım. O bağırsa çağırsa bir gece onu yakalayıp cebren getireceğim. Ağzımı açıp ona neler söyleyeceğim. Ben bir erken bana hiddet basıyor. Siz nasıl tahammül ediyorsunuz Sitti demişti. Bedia meyut sahne sakın öyle bir harekette bulunmayınız kendim onu Cebren hanesine getirmeye çalışmayacağım gibi sizin de öyle bir şey yapmamanızı rica ederim. Lakin için böyle söylüyorsunuz Sitti? Onu siz zorla getirecek olduktan sonra o gelmiş olmayacak. Siz getirmiş olacaksınız. Kendiliğinden beni isteyip gelmeyen bir adamı zorla getirmek. bunu istemem. Diye Bedia'nın ne kadar doğru söylediğini görüp düşünüyordu. Bedia, hay ustacığım siz bana çalınız. Şakirdinizin çalmaya hali bulunmadığı şu zamanlarda siz bana çalınız da biraz medet olsun. Bana kendi halimi unutturarak hoş zaman geçirdiniz. Ye daha ziyade müteessir oldu. Kendi halinde hiç telezzüz ve tezevvük edecek zevk alacak şey bulunmayıp da biraz hoş zaman geçirmek için kendi halini unutmaya mecburiyet ne yaman bir hal. Böylece bir hayli müddet geçti. Bedia biraz kendinde iktidar bulursa oda sarılır. Çağlağ çala baygın düşerek kendisi bir yana, budu bir yana yıkılırdı. Yine bir gece Bedia odunu almış. şaktan başlayıp birçok makamlar dolaşıyor ve her makam üzere odun üzerinde yazılı olan Muhabbet'te hiyanetten başkası çekilir manasındaki beyti okuyor. Sanki bu beyti benim için yapmışlar diyerek ah ve eniler eğiliyordu. Artık kendisi için bu yaşayışın devam edemeyeceğini, tahammülü kalmadığını hissediyordu. Bu kadar hıyanetleriyle beraber yine o adamı sevdiğini görerek hissederek kendi kendisine levm ediyordu. Kınıyordu. Hem ne kadar da çok seviyordu. Şu hale hiddet ederek dideye giren gözü yaşlı sine perişan gireyban çakçak yakası yırtık bir halde durup durup uda sarılıyordu. Fasılaya araya gözyaşlarını silmek yahut yakasının bir tarafını daha parçalamak hala o muhabbeti içinden çıkaramadığı sinesine bir yumruk indirmek için oluyordu. Bu minval üzere saat 7'yi bulmuştu. Bedia yine küllü şeyin Sivel hiyaneti fil hub Yuhte melu beytine teganni ediyordu. Mail geldi. Eliyle Bedia'ya devam etmesini işaret eyleyip oturdu. Bedia biraz daha çaldıktan sonra odu bıraktı. Mail düşünüyordu. Derken birdenbire Bedia'ya müsterhimane bir tavırla ''Kurtar Bedia, beni kurtar.'' benim çaremi bul dedi. Bediye teaccüple Mail'e bakıyordu. Mail, evet, kendim yapamadığım bu işin çaresini sen bul. Halasımın, kurtuluşumun bir yolunu düşün, beni kurtar diyordu. Bedia lakin beyim sizi neden kurtarayım? Ne demek istiyorsunuz? Anlayamıyorum. Of, sanki bilmiyorsun. Hayır, ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu karıdan, bu canavardan, bu menhus sevdadan beni kurtar. Bu iptiladan kendimi alamıyorum. Bu sevdadan geçemiyorum. Of biliyorsun. Pek hala biliyorsun. Belki hepsini biliyorum lakin bunu ben size açmadığım halde siz bana nasıl söylüyorsunuz? Bey ben senin hemşiren değilim. Seviyorsun. Evet biliyorum. Onu sevip beni sevmediğin için beni ona değişiyorsun. Beni bırakıp ona gidiyorsun. Fakat bu iptilanı, bu sevdanı bana nasıl söylüyorsun? Bediya, bu yaşayışın senin içinde, benim içinde iyi bir şey olmadığını biliyorum. Kendimi toplamak, evimi, barkımı, karımı bilmek istediğim halde buna muvaffak olamıyorum. Bu karıdan geçemiyorum. Bu bir sihir midir, efsun mudur, nedir? Bunu sor, öğren, rica ederim. Ne türlü çaresi varsa yapalım. Zira bunu böyle devamını istemiyorum. be, sihir falan dediğin senin kötü huyundur.'' Öyle çareler arayacaksan hemşirene müracaat et. Ben senin zevcenim. Fakat madem ki bunu sen açtın, madem ki bana hiyanetini, hakaretini kendin söyledin, benim üzerime başka bir kadın sevdiğini kendin itiraf eyledin, bundan sonra tabiatıyla iş bu halde kalamaz. Ne demek istiyorsun? Beni sevmeyen, beni istemeyen bir adamla oturup kendime ona bar yük etmek, onun başına musallat olmak istemem. Haysiyetin nisvaniyemi, kadınlık onurumu ayaklar altına alamam. İşte bu kadar. Ah oh, oh o benim bileceğim şeydir. Bedia hiç cevap vermeyip soyundu. Yatağına girdi. Ertesi gün Şemi'ye şu mealde bir telgraf çekti. Bir bahane ile beni Seriyan buradan aldır. Benim yazdığımı bildirme. Şemi'nin kaymakamlığında bulunduğu kaza Şam'a. 3 günlüktü. Telgraf çektiğinin dördüncü günü iki hayvanla Şemi'nin kölesi Habeşi Rüstem geldi. Şemi telgrafı aldığı günün sabahısı onları yola çıkarmıştı. Hayvanın biri Rüstem için diğeri de üzeri mihafeli olup bedia içindi. Rüstem 5 yaşından beri Nazmi'nin hanesinde büyümüştü. Şemi rahatsız bulunduğundan hemşiresini görmek istediği haberiyle geldi. Mail Rüstem'in vurulduğunu geldiğini görünce Bedia'ya Bedia bu senin bir hilen dedi. Bedia ne gibi? Geçen akşam bana bir takım da kırtılar söylemiştin. Bey insaf et daha üç günlük şeyi ne zaman biraderime anlatabildim. Ne zaman böyle bir hile tertibini müzakeresini yapabildik. Bağ husus rica ederim biraderimin keyifsiz bulunduğunu haber aldım şu meyusiyet zamanımda böyle beyhude şüphelerle beni üzmeyiniz. Mail şaşırmıştı. Arkası yarın.